Vallahi heyecanlıyız. Yani ikimiz de heyecanlıyız. İkimiz de aynı şey için heyecanlıyız. Arkadaşlarımız bugün sahneye çıkıyor. Nurgül benim rol arkadaşım. Afro'yu da yeni tanıdım. Ve gerçekten ikisi de çok istekli, çok hırslı ama hırsları iyi anlamda. Ve metnin de gerekliliklerini, sahnenin gerekliliklerini çok özümsemiş, içselleştirmiş. Rollerine ve oyuna çok tutkunlar. Nagihan Hoca, yönetmen aynı şekilde. Vallahi yani Cem Yılmazer, emeği geçen herkes bu anlamda çok istekli ve hevesli. İksem Başarır çevirdi teksti. O yüzden ne söyleyebilirim, işte bugün bana bir şey sordun mu oyunla ilgili otomatik konuşmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın Mert? Ben de çok heyecanlıyım. Herkes çok emek verdi gerçekten. Hepsi de gözlerimizin önünde döndü. Yani ben bu emeklerinin karşılıklarını alacağını düşünüyorum. Seyirciden de pozitif bir dönüş olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışmanın bir karşılığı olmalı. Yani ya, adalet bir de şey oluyor. Olmalı değil mi tabii, hocam? Tabii olmalı hocam. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz şimdi böyle hani evde rol falan birileri böyle bir şey çalışınca yakında işte ne bileyim bir yaratma sürecinde bir şey olunca çevredeki insanlar, benim çünkü evde kız kardeşim de oyuncu falan. Ondan sonra böyle birileri yakınında bir şeyler yapmaya başlar, sen de etkileniyorsun. İster istemez etkileniyorsun. Olumlu anlamda etkiliyorsun, olumsuz anlamda etkileniyorsun falan. Ondan sonra da başka bir heyecan yaratıyor. Ama günün sonunda bugün işte, tam da oyunun oynanacağı gün, bütün hepsi geçiyor. Böyle sadece şey kalıyor, acaba ne olacak falan gibi bir durum oluyor. Bu ilk işte dizi yayına girerken, ilk oyun işte sahneye çıkarken, ilk okuma provasına giderken hep ilklerin böyle başka bir heyecanı oluyor. O da insanın böyle bir başka hissettiriyor o gün içinde. Ben de öyle başka hissettiğim günlerden birindeyim. Seni çok iyi anlıyorum kardeşim. Tabii evden ben yolladım. Ben işletmeye daha çok. Yani. Bizim reklam bölümümüz. Evet, aynı zamanda restoran bölümünü ben işletiyorum. İnşallah seneye daha da büyüyeceğiz. Gerçekten menülerdeki değişiklik inanılmaz. Vallahi kısmet olursa. Nurgül Hanım da uyumundan da bahsediyor. Fiziksel olarak da birbirlerine benziyorlar aslında. Kasten mi seçildi? Hani dedin ya kast en mi seçildi? Oradan gerçekten geliyor. Kastı hiç bu kadar iyi kullanan başka birini görmemiştim. Kasten seçildi. Şey çünkü hikayenin içinde de öyle bir katlanan yeri var. Hikayede böyle hani onların birbirine benzemesinin uzun vadeli bir paralelliği oluyor hikayenin sonuna doğru. O anlamda böyle ilk okuduğumuzda Nurgül'ün de benim de aklıma aslında böyle keşke Afro oynasa demiştik ama çok yoğunluğu da olan bir oyuncu. Sonra şansımıza işte Nurgül'ün projesi yoktu, Afro'nun projesi yoktu. İkisinin de projesinin olmadığı bir alan zaman bulunca hemen oyunu çalışmış olduk gerçekten. Bu arada Mert de ya benim böyle çok ekrandan seyrettiğim işte Aşk 101'de birlikte oynadık biliyorsun falan diye öyle söyler ya. Orada da böyle çok takip ettiğim bir oyuncu gerçi. Bu yanımda olduğu için söylemiyorum. Sahnede de olmasını çok istediğim oyunculardan biri. Umarım bir projede bir şeyde konuşuyoruz. Valla Dastas'ta ya da değil hiç fark etmez. Ben Dastas'ta olsun çok isterim de. Böyle hani böyle genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ekrana emek verdikleri gibi, kamera önüne emek verdikleri gibi sahneye de emek vermesini çok önemsiyorum. Bu işler hep istek işi, heves işi. Aynen böyle hani kamerayı eline alıp omzunu alıp çıkan, ona emek veren, sahada çalışan sizler gibi. Aslında bu işte biraz kilometre işi, biraz heves işi, biraz istek işi. O anlamda da Mert tam da öyle birisi zaten. Umarım yolu açık olur. Yakın dönem oyuncuların biraz tiyatro aslında bir eğilimi var. Aslan'ın da biz aynı konuştuk. Evet. Çok dizi projesi iptal etmişti bu proje için ama siz nasıl görüyorsunuz? Yeni oyuncuların tiyatro için? Bu maraton koşuculuğu aslında yani böyle biraz daha oyun tutmayı, daha uzun bir kondisyon kazanarak oynamayı. Çünkü bizim şeyde aslında dizi sektöründe 10 dakikalık 15 dakikalık sahnelerimiz oluyor. Daha uzun olmuyor. Ama orada da bir oyun tutma gelişiyor tabii. Rol işte onun rol dramatojisi, biraz daha çizgisi, grafiği belli oluyor. Ama buralarda daha çok deneyimleme imkanımız var. Bir de kurgulanmış şeyi dönüştürmek, geliştirmek çok zor, imkansız çünkü kurgulanmış, bitmiş. Ama burada sürekli progres eden yani gelişen ve yolculukta insanın kendini tanıdığı, metni tanıdığı, mesleği anladığı bir yolculuk var. O yolculuk da hevesten ibaret. Birçok üstadımız var, ustamız var, okullarından mezun olmuş, efsaneler yaratan. Birçok üstadımız var, Şener Şen gibi, Metin abi gibi. Aslında böyle tedrisattan, başka bir tedrisattan gelmiş.
usta çırak ilişkisiyle sahneleri çıkmış, hala da sallayan Metin abi bir anda hem burada işte bizim Dastas'ta bir oyun koydu biliyorsunuz. Şimdi bir yandan BKM'nin bir işinde. Şener abi her gün burada her hafta sahneye çıkıyor. 80'e devirmişken ikisi de inanılmaz performanslar gösteriyorlar. Ve aslında usta çırak ilişkisiyle alaylı gelmiş durumdalar. Bizim işimizde okullu alaylıdan çok kim ne kadar emek verdi, ne kadar dirsek çürüttü, ne kadar istekli, hevesli, ne kadar kendine, topluma ve her şeye yatırım yapıyor, ona bakmak lazım. Bizim gençler de gümbür gümbür geliyorlar. Umarım biz de temas eder, birlikte sahnede olur. Bir ufacık da olsa bir katkımız, bir şeyimiz olur. Biraz da özel hayatım diyorum. Tek hayatım çocuk diye bir açıklama yapmışsınız. Değil mi? Tek hayatım çocuk mu demişim? Öyle miymiş? Kim diyor ya bunlar? Öyle yalan. Magazin falan diyor. Yok değil. Ya şey, ben de şahidim. Motivasyonum. Ben yani sürekli buradayım gerçekten. Dastas için işte ne bileyim çeşitli çalışmalar için bir zaman geçiriyorum. Ama bir yandan da tabii Mia'yla, Seyhan Mia'yla, İdil'le olan zamanı da mümkün mertebe değerlendirmeye çalışıyorum. Konsantrasyonum o. Tabii hani böyle akan suların durduğu bir şey oluyor ister istemez. O da öyle. Yani söylüyorlar da çok inanmıyordum. Biraz öyle tabii. Teşekkür ederim. Vallahi biz teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.